Aziz süreci kapsamında Başkan Donald Trump'ın yargılaması devam ederken merak edilen bir noktada Amerikan halkının bu süreci nasıl değerlendirdiği. Amerikalılar Başkan Trump'ın azledilmesi konusunda ne düşünüyor? Senato'daki yargılamadan beklentiler ne yönde? CNN kanalı tarafından düzenlenen son anket işte bu sorulara yanıt aradı. Anketin sonuçlarını Dilge Timoçin'le konuşacağız. Dilge, Amerikan halkı Başkan Donald Trump'ın görevden alınması gerektiğini düşünüyor mu? Anketler neler söylüyor bize? Özlem, CNN anketi 16-19 Ocak arasında yapıldı. 1156 kişiye telefonla işte senin bu sorduğun soru yöneltildi. Ve aslında CNN bu soruyu geçen Haziran'dan beri her ay sordu. İlk defa böyle yüksek bir rakama ulaştı. Amerikan halkının %51'i Trump'ın aziz soruşturması sonrası, yargılaması sonrası azledilerek görevden alınmasını savunuyor. %51 dedik. Buna %45 oranında da bir hayır kanaati çıktı. Amerikalıların %45'i Trump'ın azledilmemesi gerektiğini söylüyor. Bunun dışında farklı sorular da yöneltildi katılımcılara ve şu sonuçlara ulaşıldı. Yeni tanık dinlenip dinlenmemesi konusu Senato'daki azil yargılamasını az önce Serhan Akif Akyıldız da aktardı. Bununla ilgili değişiklik önergeleri dün gece reddedildi. Ama şöyle bir sonuç var. Amerikalıların %69'u yeni tanık dinlenmesinden yani burada bir cumhuriyetçi demokrat seçmen farkı görmüyoruz. Çoğunluk %70'e yakın bir çoğunluk yeni tanıkların dinlenmesinden yana ki gözüküyor. Ki tartışmalarda bu noktada odaklanmıştı. Evet ki zaten ilerleyen günlerde bu yeni tanıkların çağrılması tekrar gündeme gelecek gibi gözüküyor. Tabii Amerikan kamuoyunun bu konuda herhangi bir baskısı olmasını çok da beklemiyoruz ama yeni tanık dinlenmesini savunuyorlar. Cumhuriyetçi seçmenler bile bu yönde kanaat bildirmiş. Bunun dışında Trump'ın bu azil maddeleriyle ilgili, bu azil yargılamasına konu olan maddelerle ilgili görevi kötüye kullanması ve bunun dışında da Temsilciler Meclisi'nin azil soruşturmasını görevini yapmasını engellemesiyle ilgili sorular yöneltildi. Amerikalıların %57 evet dedi, Trump kongrenin görevini yapmasını engelledi. %58'i de Trump'ın görevini kötüye kullandığını söylüyor. Yani aslında şunu diyebiliriz, Trump'ın halk benim yanımda söylemi çok da anket sonuçlarına yansımış gözükmüyor. Bir soru daha yöneltildi. Aslında 60 sayfalık çok kapsamlı bir anket bu ama önemli bir soru daha vardı. Bu azil yargılaması, bu önümüzdeki bir haftalık azil yargılaması Trump'ın seçilme şansını artırır mı artırmaz mı sorusu. Seçmenlerin %28'i evet artırır dedi. %23'ü artırmaz dedi. Hiçbir değişiklik yaratmaz diyenlerin oranı da %45 olmuş gözüküyor. Şu açıdan önemli, dedik ya %51 en yüksek oran şu anda. Geçen Aralık ayında 12-15 Aralık tarihleri arasında yapılan ankette Trump'ın azledilip görevden alınmasını savunanların oranı %45'ti. Kararsızların oranı %9'du. İşte bu oran kararsızlardan yana düştü ve Trump'ın görevden alınmasını isteyenlerin oranı artmış gözüküyor. Bunun dışında şunlara da dikkat çekmek lazım. Demokratlarla ilgili ve genel seçimlerle ilgili bir soru daha soruldu. Ve şu anda demokratların 3 adayı Joe Biden eski başkan yardımcısı, Michael Bloomberg eski New York valisi ve Bernie Sanders Vermont senatörü, Massachusetts senatörü Elizabeth Warren'la birlikte hangisi aday olursa olsun %50'nin üzerinde oranda oy alarak Trump'ı geçiyor şeklinde bir anket sonucu da var. Trump'ın zira seçimlerdeki oranı şu anda %45 civarında seyrediyor gibi bu ankette 15 eyalette yapıldı. Özellikle geçen seçimde Trump'la Hillary Clinton arasında oy farkının %8 oranının altında olduğu eyaletlerde, yani bu savaş süren eyaletlerdeki seçmenlere soruldu bu sorular ve şu anda demokratlar Trump'ın önünde gözüküyor. Hangi adayı çıkarlarsa çıksınlar. Dilge, bir de kararsız bir grup var. Bu kararsızların oranına ilişkin hangi veriler var elimizde? Dedim ya az önce şu anda kararsızların oranı %4 diye. Şu anda bakıyorum Aralık'ta %9 demişiz. Kasım'da %6, Ekim'de %7. Hep %8 ile %6 ile %9 arasında değişmiş. Şimdilik bu kararsız seçmenlerin oranı %4'e düşmüş gözüküyor. Şuna dikkat çekmek lazım tabii. Şimdi Serhan da bahsetti. Dün gece de 2.30'a kadar sürdü. Bu bütün değişiklik önergeleri tek tek oylandı. Hatta bir noktada Senato çoğunluk
lideri McConnell dedi ki daha fazla uzatmayalım bunu, hepsini bir arada oylayalım ve tek bir oylama yapalım dedi. Chuck Schumer da buna karşı çıktı ve tek tek oylattı bu değişiklik önergelerini. Bunun nedeni aslında Schumer da biliyordu bunların reddedileceğini. Ama işte canlı yayında birçok Amerikan kanalında canlı veriliyor bu senato yargılaması. Canlı yayında bu konularla ilgili kürsüye çıkarak bütün savlarını, tezlerini ortaya koymak istiyorlar ve bu şekilde Amerikan halkı üzerinde etkili olmaya çalışıyorlar. Dün gördüğümüz manzara şuydu, özellikle kararsızlara yönelik. Bütün taraflar, iddia makamı da, savunma makamı da çok iyi şekilde hazırlanmıştı ve hatta zaman zaman şunları gördük: ekran sunumları, işte vurgulanması istenen cümleler ve sorular ekranlara yansıtıldı ve bütün Amerikan kanallarında Amerikan halkının sadece dinlemesi değil görmesi de sağlandı. Trump'ın eski açıklamaları, videoları, görüntüleri de ve Beyaz Saray yetkililerinin açıklamaları da kullanıldı. İşte bütün bunlar aslında oylamadan öte Amerikan halkına bakın biz işte bu yüzden buradayız mesajı vererek halkı etkilemek. Dediği gibi, Serhan'ın da dediği gibi, belki bir azil sonucu çıkmayacak senatodan büyük bir ihtimalle, ama hiç olmazsa 2020 başkanlık seçimlerinde özellikle cumhuriyetçi seçmenin ve kararsızların da fikrini etkileme amacı taşıyor. Özlem. O yüzden kararsızlar bu açıdan çok önemli olacak ilerleyen günlerde. Sanırım bundan sonra gözler yargılamanın ardından yapılacak anketlerde değil. Teşekkürler görüşlerini paylaştığın için.